Merhaba, herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Bu hafta çok farklı bir konu ve konukla bir arada bulunacağız. Şimdi farklı bir konu ve konuk diyorum çünkü ikisinin de hakikaten bence farklı özellikleri var. Farklı bir konu çünkü dijital yayıncılıkta hani şu ana kadar pek odaklanmadığımız bir konuydu bizim için. Farklı bir konuk diyorum çünkü konuğumuz Türkiye'nin bir uç noktasından bize katılıyor, konuşmaya katılıyor. Şimdi yayınlanan hani duyuruları duymuşsanız Ceren Hanım aslında bir Türkçe öğretmeni fakat çok uzaklarda yaşıyor. Türkiye'nin en uzak noktalarından bir tanesinde yaşıyor. Şu an Mardin'in bir ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapıyor. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi Türkçe öğretmenliği mezunu fakat mezun olduktan sonra hemen devlette çalışmaya başlamıyor. Farklı bölgelerde farklı işler yapıyor. Yayıncılıkla başta hayatına başlıyor. Daha sonra dershanede ve benzeri şeylerde çalışıyor. Sonra da KPDS sınavıyla Mardin'e atanıyor ve bu Mardin'in Savol ilçesinde Türkçe öğretmenliği yapıyor. Bu işin hani herkes tarafından çok fazla hani görülen, uygulanan bir yöntem olduğunu biliyorsunuz. Güzel. Mardin atandı, ne oldu? Mardin atanması bence bizim için bir avantaj olmuş. Çünkü kendisi bu süre içinde Sudo'nun editörlüğünü yapmaya başlamış. Sudo ne diyecek olursanız Sudo internet sitesine yayınlanan bir e-dergi. Şimdi Mardin'den bir e-dergi yönetmek nasıl oluyor? Nasıl zorluklar yaşıyordu? Neler yaptı? Nasıl bir süreç izledi aslında? Bunu çok merak ediyordum ben ve kendisinden rica ettim. Acaba bunu bütün katılımlarınıza paylaşır mısınız diye. Bu paylaşımın en büyük amacı bizim bu çıkarımlardan, yani bu Ceren Hanım yaşadığı süreçten farklı çıkarımlar elde edebilme imkanımız. Bu farklı çıkarımlarla ümit ediyorum biz de kendi e-dergilerimizi, e-yayınlarımızı bir şekilde harekete geçirmek, canlandırmak olacak. Şimdi sizlerin sorularını ben Ceren Hanım'ın sunumunu rahatsız etmemek için not alacağım ve parça parça kendisine ileteceğim. Eğer siz de sorularınız varsa bu sorularınızı lütfen bu sohbet kısmına yazıp bizle paylaşın. Ben çok fazla söz uzatmayayım. Ceren Hanım'ın hani bu yaşadıklarını, bu süreçte neler olduğunu, nasıl bir aşamadan geçtiğini, Mardin'den bu işini yapmak ne kadar kolay, ne kadar zor, nasıl zorlukları var, neler olabildiğini paylaşmasını rica ediyorum. Buyurun hocam, söz sizde. Ben sizi dinlemeye başladım bile şimdi. Peki, teşekkür ediyorum. Sorularla başlayayım ben ilk önce. Evet, 2 yıldır burada çalışıyorum. 2 yıldır Mardin'deyim. Burada Savur'un bir köyünde öğretmenlik yapıyorum. Dergilerle tanışma aşaması hani bu 2 yıl süresince olmadı. Bunun öncesinde de yine dergilerde görev almışlığım vardı. Sadece buradayken daha da odaklanmamı sağladı burada olmak. Hani sosyal ortamımdan veya hani bir nebze günlük yaşantıdan daha soyutlanmış biri olarak. 2 yıldır da editörlüğünü yürütüyorum Sudo'nun. Zor bir şey mi? Yani Sudo'da zaten herkes çok farklı alanlarda çalışıp da hani Türkiye'nin çok farklı yerlerinden bir araya gelip de bir dergi oluşturmaya çalışan insanlar. Ben de onların bir parçası oldum. Zor olup olmaması hani kişinin isteğine kalmış bir şey. Ben bu işi yapmaktan keyif alıyorum, yayıncılıktan keyif alıyorum, bir dergi hazırlamaktan, bir derginin editoryal çalışmalarını yapmaktan keyif alıyorum. O yüzden de bununla ilgili bir zorluk yaşamıyorum kendimce. Ben dijital yayıncılığı hani böyle bir ne olup ne bittiğini anlatmak istiyorum herkese. Bir hani e-dergi neymiş, nasıl çıkarılırmış, nasıl başlarmış. Bunlar üzerine konuşmak istiyorum. Bunlar için de ilk önce şu an bizi de bir araya getiren bir araç, bir buluş olan internetle başlıyor her şey. Dijital yayıncılık internetin gelişmesiyle birlikte internetin olduğu her yerde yer alabilen bir yayıncılık alanı. Bu dijital ortamlarda elinizdeki dijital ortam her neyse, bilgisayarınız olur, akıllı telefonunuz olur, tabletiniz olur, televizyonunuz olur, hiç fark etmez. İnternetin olduğu her yerden dijital yayınlara ulaşabilme şansımız var. Dijital yayınları yani her türlü yayın olur. Yani e-kitaptır, e-dergidir, afiştir, broşürdür, her şeyin elektronini çıkarabilirsiniz. Bunların her biri ayrı ayrı incelenebilir belki ama ben sadece hani e-dergi kısmı ile ilgileniyorum. O yüzden sadece e-dergiden bahsedeceğim size. E-dergiler PDF ya da flash formatında karşımıza çıkar.
Bunları teker teker göreceğiz. Dijital yayıncılık dediğimiz şeyin bir avantajları var bize sağladığı. Bu yayıncılıkla ilgilenen insanlara sağladığı bir takım avantajları var. Bu avantajlarla başlayalım. İlk önce yayın süresinin kısıtlı ve zamana dayalı olmaması. Bu ne demektir? Şu anda siz gitseniz bir kitap evine, bir bayiye gitseniz orada şu anda sadece Mayıs ayının dergilerini bulabilirsiniz. Ama eğer bir dijital yayından bahsedersek, bir elektronik yayından, bir e-dergiden bahsedersek buradaki bu süreli yayınlardan farklı olarak bütün sayılarına, önceki sayılarına, şu ana kadar yayınlanmış, kaç yıldır yayın hayatı varsa o süre zarfında yayınlanmış bütün yayınlara, bütün sayılarına ulaşabilirsiniz dergilerin. Bu da daha fazla insana daha uzun süre sesini duyurabilme imkanı tanır bireylere. Şu anda hani Sudo mesela, Sudo Ubuntu Türkiye'nin çıkardığı bir elektronik dergi. Hani Ubuntu nedir, Linux işletim sistemidir, hani bir dağıtıktır vesaire. O kısmı böyle biraz teknik, sadece hani bilişim teknolojileri öğretmen arkadaşlarımın ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir alan. Şu anda hani bir Sudo'nun sayfasına girseniz, Sudo 4 yıldır yayın hayatına devam eden bir dergi. Bu 4 yıl süresince şu an hani 53. sayıyı hazırlıyoruz biz. 52 tane sayıyı Sudo'nun web sitesinde görebiliyorsunuz. Ben bu dergiyi sevdim, okumak istiyorum, önceki sayısında ne varmış acaba diye baktığınızda web sitesinde hepsini görebileceksiniz. Böyle bir avantajı var zamanının kısıtlı olmamasından dolayı. İkincisi düşük maliyet söz konusu. Bu düşük maliyet basılı yayınlarla karşılaştırıldığı zaman söz konusu olan bir şey. Şöyle ki dergiyi hazırlıyorsunuz, dergi zaten hani masa başında hazırlanıyor artık, bütün dergiler için aynı şey geçerli. Ama masa başındaki dergi tamam artık yayınlanabilir dedikten sonra, eğer basılı bir dergi yapacaksanız bundan sonraki aşamada artık matbaaya gitmesi, basılması ve onun dağıtımının yapılması gerekiyor. Tabii ki elektronik bir dergi ise eğer yayınlanabilir olan, tamam bu dergi bitti, yayınlayabiliriz dediğimiz zaman sadece web sitesinde bir bağlantıyla dergimizi yayınlayabiliyoruz. Bu da tabii ki basılı yayınlara göre daha da düşük bir maliyet gerektiriyor. Yani maliyeti hiç yok neredeyse. Bir başka önemli özelliği aranılan bilgiye zamanında ulaşılabilmesi. Bütün hani web siteleri için geçerlidir. Yazdığımız günceler için de geçerli. Hani hazırladığımız kendi blogumuz da olabilir, özel blogumuz da olabilir. Bunlarda yazılan yazılar için de geçerli. Kullandığımız etiketlerle biz yazımızın arama motorlarında daha ön planda olmasını sağlarız. Daha çok insana ulaşabilmeyi hedefleriz. E-dergiler de işte bunu sağlıyor. Yani internetin şu anda yaygın olarak kullanılabilmesi, her yerden ulaşılabilmesiyle birlikte insanların hani bilgiye kolay erişimlerinden, bilgiye kolay erişmelerini sağlıyoruz. Bu bizim yayınladığımız dergide de kullandığımız yine etiketler, yine anahtar sözcüklerle dergimizi daha çok insana ulaştırabilme şansımız var ve dergicilerin hani en çok istediği şeydir. Etraflarında daha çok insana hitap etmek, seslerini duyurabilmek, okuyucu kitlelerini genişletebilmek isterler. Bu da yine dijital yayıncılıkla birlikte mümkün olan bir şeydir. Erişim kolaylığı sağlanır. Erişim kolaylığını nasıl sağlayabiliriz? İnternetin olduğu her yerden bağlanabiliyoruz. İnternetin olduğu her yerden elektronik bir dergiye ulaşabilirsiniz, bunu okuyabilirsiniz. Hani eğer bu PDF bir dergiyse bilgisayarınıza, tabletinize indirebilirsiniz. Eğer flash bir dergiyse yine web sitesi üzerinden okuyabilirsiniz. Şöyle düşünün, ben şu anda çalıştığım okul benim Savur'a bağlı ama Midyat'a daha yakın bir yerde yaşıyorum. Şenköy diye bir beldede yaşıyorum. Benim aslında aylık süreli olarak takip ettiğim 4 tane yayın var. Ben bunlardan sadece bir tanesine ulaşabiliyorum buradan. Geri kalan yayınlar buraya kadar gelmiyor. Bu hani yurt içindeki ve yurt dışındaki ulaşım noktalarına ulaşması her derginin, her basılı derginin mümkün değil. Ama elektronikse eğer bu dergi, nerede olduğumuzun çok da bir önemi olmuyor. Yani bilgisayar başından bir dergiye ulaşmak, erişmek çok da zor değil. Böyle bir avantaj da sağlıyor bireylere. Bir e-dergi nasıl hazırlanır? Ben Sudo'dan yola çıkarak böyle bir plan yaptım. Hani her ay Sudo'yu hazırlıyoruz, bu hazırlama sürecinde neler yapıyoruz? Bunları bir özetlemek istedim.
Öncelikle bizim bir dergi çıkarabilmemiz için ihtiyacımız olan iki grup var. Bunlardan bir tanesi yazar grubu, diğeri de bir tasarım grubu. Yazar grubu, yani dergilerin malzemesi yazıdır ve bu yazarların yazılarını düzenli olarak göndermeleri gerekir. İlk önce dergi hazırlanırken yaptığımız şey, yazılarla görselleri bir araya getirmek, yazılarla görselleri birleştirmektir. Bu her dergi için farklıdır. Hani dediğim gibi ben Sudo'yu örnek alarak bunu hazırladım. Mesela biz her ayın 10'unda yazılarımız teslim edilecek diyoruz. Yazılarımız dijital ortamda teslim ediliyor. Yani hani birbirini görmeyen, tanımayan insanlar olarak biz sadece işte her ayın 10'unda yazılarımızı bir FTP'de sunucuya göndererek yazılarımızı bir araya getiriyoruz. Bu yazılar ve görseller bir araya geldikten sonra ikinci aşamada yapılması gereken şey imla denetiminden geçmesi. İmla denetimi iki açıdan önemli. Bir, imla denetimi önemli her dergi için. Bir de imla denetiminin eğer bir elektronik dergi çıkarıyorsanız bu aşamada yapılması önemli. İmla denetimi sizin hazırladığınız yayının, hazırladığınız derginin okunurluğunu artırır. Sonuç olarak ya da herkes için geçerlidir diye düşünüyorum bu. Bir dergiyi elinize aldığınızda eğer çok fazla yazım yanlışıyla karşılaşırsanız o derginin özenli olarak hazırlanmadığını düşünürsünüz ve bu da sizi dergiden soğutur, okuyucu kitlenizi kaybedersiniz. Ama eğer bir imla denetiminden geçerse daha verimli olacaktır okuyucular için de. Bir de bu aşamada yapılması önemli. Bu aşamada yapılması niçin önemli? Bu aşamadan sonra çünkü dergilerin, yazıların mizampajı yapılıyor. Yani dergi artık tasarım aşamasına geçiyor. Tasarım aşamasında tekrar geri dönüp de elektronik bir dergide hani çok kısa bir süre içerisinde insanların hani özel hayatından zaman ayırıp da çıkardıkları bir dergiden bahsediyorum ben burada. Bu dergide tekrar hani bu dergi şu sözcük yanlış yazılmış, buradaki yazım yanlışını düzeltelim, şunu şöyle yapalım, bu uzasın, bu çıksın, bu insin diye eğer bir düzeltmeye girersek bu sefer sayfa tasarımı için zorluklar yaşarız. Bu zorluklar hani bir görselin kayması, bir sayfanın atlanması gibi durumlar olabilir. Bunun önüne geçilmesi için imla denetiminin ikinci aşamada yapılması gerekiyor. Bundan sonraki aşamada hani şu ana kadar sadece yazar kadrosundan yazılarımız geldi. Arkasından da işte imla denetiminden geçirdik yazıları. Bu aşamadan sonra yapılması gereken şey sayfaların mizampajının yapılması. Bu sayfa mizampajı tasarım ekibi dediğimiz ekip tarafından yapılır işte. Bir hobi olarak uğraşılabilecek bir şeydir ama aynı zamanda tabii insanlar bunun eğitimini de alıyorlar. Mizampaj tamamen, mizampaj dediğimiz şey yazıların ve görsellerin uygun bir şekilde dergi taslağı üzerine yerleştirilmesi demektir. Bu mizampaj işlemleri tamamen bittikten sonra hani yazılar yerleştirildi, tüm görseller yerine konuldu. Bundan sonraki aşamada artık hani tamam diyor tasarım ekibi, ben bu işimi bitirdim, bir kere daha kontrol edin. Burada biz düzeltmeler yapmaya başlıyoruz. Bu düzeltmeler şöyle düzeltmeler ama yani artık kaba taslak olarak dergi hazırdır önümüzde. Bu taslağa bakarız. İşte buradaki şerit rengi, işte sayfa numarası görünüyor mu görünmüyor mu? Oradaki görsel bir fotoğraf doğru şekilde yerleştirilmiş mi yerleştirilmemiş mi? Sayfa numaraları doğru yapılmış mı? İşte çok böyle kaba taslak. Aslında önemli olan detaylar ama insanların hani çok fazla şey yaparken gözden kaçırılabilecekleri şeyler, bunlara dikkat ediyoruz. Eğer varsa bu düzeltmeleri de yapıyoruz, tekrar tasarım ekibine gönderiyoruz. Bundan sonraki aşamada tekrar bir kere daha kontrolden geçirip dergimizi yayınlıyoruz. Dergimizi bu şekilde hazırlayıp yayınlayabiliyoruz. Bundan sonraki aşamada şöyle yapalım. Masaüstü yayıncılıkta kullanılan programları anlatacağım. Bu tasarımla ilgili bir şeydir. Ama şöyle düşünüyorum. Eğer dergiyle uğraşmak istiyorum, ben bu işi yapabileceğimi düşünüyorum diyenler varsa, aramızda arkadaşlarımız varsa, bu programlar hani bir bu noktada artık kilit programlar. Bu programlar hakkında da ufak bir bilgi
Verelim istiyorum. Masaüstü yayıncılıkta kullanılan programlar dedik. Bunlar masaüstü yayıncılık dediğimiz kavram hem basılı yayını kapsar hem de elektronik yayını kapsar. Basılı yayını kapsar çünkü artık bütün yayın işleri, bütün yayıncılık işlemleri masa üstünde gerçekleşir. Hazırlanan hani artık teknoloji ilerlemeyle birlikte o hazırlanan programlarla birlikte daha kolay, daha net bir şekilde yayıncılık işlemleri yapılabiliyor. Bilgisayar destekli hazırlanan, yapılan bir yayıncılıktır burada bahsettiğimiz. Bunun için kullandığımız Bir bazı şey sorabilir miyim programlar hemen sizi bölmeden? Masaüstü yayıncılık diyorsunuz. Hani bunun alternatifi nedir? Hani masaüstü yayıncılıktan başka. Yani masaüstü yayıncılık anlamında bilgisayar kullanarak yapılan şey. yani bunun Değil de hani alternatif. elle yapılan Evet, elle yapılan, matbaada yapılan, hani teker teker anlamda. harflerin yerleştirilmesiyle yapılan, hani çok eski yani artık o. Bu masaüstü yayıncılık ilk önce Adobe'la başlamış zaten. Bilgisayar destekli olarak tüm yayının bilgisayarda hazırlanması, tüm aşamalarını bilgisayarda geçirmesi demek. Bundan önceki aşaması ise matbaada teker teker basım süreci veya harflerin, yazıların yerleştirilmesi süreci gibi zor bir süreçmiş. Şu an günümüzde kullandığımız bazı mizampaş programları var. Mizampaş ve dizgi programlarıdır bunlar. Dediğim gibi ilk önce Adobe'la başlamış her şey. İlk önce Adobe'un bir InDesign diye bir programı var. Bu InDesign Windows ve Mac bilgisayarlar için geçerli bir uygulama. Oralarda kullanılabilen bir uygulama. Bu arada ben bu hani PDF dosyasında bilmiyorum herhalde siz de yapabiliyorsunuzdur. Bu pembeyle yazdığım yerler bağlantıdır, birer köprüdür. Şu anda takip eden katılımcıların da tıklayarak bu uygulamaların ana sayfasına gidebiliyor olması lazım. Ben hemen bir soru sorayım size bundan ayrılmadan önce. Bunlar ücretli yazılımlar mı ya da ücretsizleri de var mı Var, evet anlatacağım. Bu Adobe bunların? InDesign, Quark Express ki Quark en çok yayın evleri tarafından tercih Maalesef. edilen programdır. Ve Microsoft Office Publisher, bu ofisin içindeki bir uygulama. Bunların üçü de ücretlidir ve işte ucuz programlar değildir bunlar. İçlerinden sadece ücretsiz olan Scribus'tur. Scribus biraz sonra daha detaylı bir şekilde bir parantez açacağım onun için. Diğer uygulamalardan farklıdır. Linux, Windows ve Mac bilgisayarlarının hepsinde kullanabilir. Yani hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın, Scribus'u bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Her işletim sistemi için ücretsizdir. Şöyle geçeyim o zaman o kısma. Açık kaynaktır. Yani kaynak kodları açık olarak verilmiştir. Geliştiricilerin bu programın üzerinde değişiklik yapma hakları vardır. Zor bir program değildir. Şöyle, mizampaş programların hepsi zordur. Hepsi emek ister ama bunu öğrenmek çok da böyle aşırı derecede hani böyle kursa gidip de buna bakayım falan denmesi gereken bir uygulama değil. Bunu okulunuzdaki her bilgisayara, evinizde istediğiniz kadar yani indirebilir, kurabilir, bunu dağıtabilirsiniz. Bunun için iki tane de kaynak var. Full Circle magazinin Scribus özel sayısı var, İngilizcedir. Scribus'un nasıl kullanıldığı anlatılır. Bir de bizim dergimizde Sudo'da 37. sayıda Scribus diye bir yazımız var. Buradan bakarak hani bu programın basit bir şekilde temel olarak nasıl öğrenilebileceği, nasıl kullanılabileceği hakkında fikir elde edebilirsiniz. Dediğim gibi bu biraz önce bahsettiğim bu uygulamaların hepsi ücretliyken sadece Scribus ücretsizdir ve o yüzden daha yaygın yani okullar için veya hani bizim için daha uygun bir kullanıma sahip olduğunu düşünüyorum ben ve severek kullandığım bir program benim. Bir Esin de Bütçü Öğretmen hemen bir masaüstü yorum yapmış. Ben size onu paylaşayım. Kendisi demiş ki ticaret meslek liselerinin müfredatlarında Quark Express varmış. Hala var mı bilmiyorum ama bir zamanlar varmış. Belki de hala devam ediyordur. Ticaret meslek liselerinde bir avantaj olabilir. sanırım. İşte Quark dediğim gibi bu hani yayıncılık dünyasında en çok tercih edilen uygulamadır. En çok böyle beğenilen uygulamadır. Ama işte onun ücreti var. Hani bu ücret azımsanacak bir şey değil. Paylaşma hakkınız yok. Bilgisayarı hani o uygulamayı okula alıp da böyle 30 tane bilgisayarı hadi Quark kuralım diyemiyorsunuz yani diyemezsiniz sanırım. Bunun için hani Scribus gibi bir alternatif varken buna yönlenilebilir diye düşünüyorum ben.
Masaüstü yayıncılıkta kullanılan farklı programlar da var. Bunlar yardımcı programlar. Peki. Bunlar sanırım bu Scribus'u kullanırken destek alınacak şeyler. Doğru mudur? Aynen. Destek alınacak şöyle. Bizim burada kullandığımız bütün programlar bahsederken Publisher hariç Publisher ofisin içinde bir uygulamaymış. Dürüst olacağım. Windows dünyası, ofis dünyası benim çok öyle bildiğim bir dünya değil. Ben sadece hani duyduğum için, bu işi yaptığımı bildiğim için buraya yazdım. Asıl hani bu işi profesyonel düzeyde yapacak olan uygulamalar Quark bu ilk 3 uygulama. Özellikle Quark'tır en çok tercih edileni. Ama Scribus bunun gerçekten başarılı bir alternatif bilir diyorum ben. Bunlar ise bizim görsel düzenleme, vektörel çalışma, illüstrasyon yapmak için kullanabileceğimiz programlar. Hani Scribus'u, Quark'ı, InDesign'ı kullanırken bunları yanında kullanabiliyoruz. Bunların içinden sadece Corel Draw var. Corel Draw hani hem mizampaş için kullanılabilir. Öyle bir uygulama, böyle bir onu kullanan bir yayın evinde çalıştım yani ben. Böyle bir uygulamadır. Ama aynı zamanda vektörel çalışma uygulamasıdır. Bu programlar şimdi Photoshop, Illustrator, GIMP, Inkscape bunlar gerçekten uzmanlık gerektiren uygulamalar. Böyle herkesin ha deyince oturup öğrenebileceği bir şey değil. Hani zaman isteyen uygulamalar. Bunlar sonuç olarak görselleri düzenlememize yarar. Hani bizim fotoğrafları, işte resimleri, ekran görüntülerini, bunlar üzerinde çalışmamızı sağlayan uygulamalar ve bu işe yarayan web siteleri var bile şu anda. En son hatta Öral'ın gönderdiği Mayıs bülteninde bir tane web sitesi önerilmişti yani böyle. Böyle çok da hani kullanılı mutlaka olması gerekir demeyelim. Sadece daha kaliteli işler yapmak için kullanılması gerekenlerdir. Bunlar arasından Photoshop, Illustrator, CorelDRAW bunlar ücretlidir, kapalı kaynaktır. Ama GIMP ve Inkscape programları Photoshop'un ve Illustrator'ın muadilleri olan açık kaynak yazılımlardır. Bu iki uygulamayı bilgisayarınıza yani GIMP'i ve Inkscape'i bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz, kurup deneyebilirsiniz. Bunu üzerine çalışabilirsiniz de. Aynı işi gören uygulamalardır bunlar. Hani sayfa tasarımından bahsettik. Sayfa tasarımı derken bahsettiğimiz şey ne? Ondan bahsedelim biraz. Hani neyi konuşuyoruz burada? Şimdi bir dergi çıkarmaya karar verdiğimizde biz ilk önce evet bir dergi çıkaracağız. İşte dergimizin konusu öğretmen olsun. Tamam. Ama bu dergimizin şekil olarak nasıl görünmesi gerektiğine karar vermek zorundayız. Hani bu dergi şu an benim burada paylaştığım görüntü Sudo'dan bir sayfa. Bu sayfa mesela dikey olarak hazırlanmış. Ama işte ben mesela yatay yapmak istiyorum dergimi diyebilirsiniz. İşte burada kullandığımız mesela ayrıntılar var. İşte üstte bir tane şeridimizin olması, bu şeridin üstünde yazarın isminin yazıyor olması, bir avatar kullanılması yanında. Ondan sonra bir görselin tam olarak kullanılması ve bu bununla birlikte o görselin üstüne başlığın yazılması. Başlığın yazılması. Bu başlığın işte küçük harflerle yazılması. Bunun arkasından bir özetin, bu giriş yazıyla ilgili bir giriş özetinin yazılması. Bunların hepsi bizim tasarım olarak hani kullandığımız, karar verdiğimiz önceden ve bunu uygulamaya geçirdiğimiz ne derler, tasarım noktalarıdır. İki sütun kullanılması mesela veya hani kod etiketinin kullanılması, sayfanın numarasına bu şekilde düzenlenmesi tamamen bu dergiyi çıkaran insanların inisiyatifine kalmıştır. Evet, işte Evet, öyle. tasarımın bu şekilde Bu belirlenmesi. dergiyi çıkaran kişilerin inisiyatifine kalmıştır ve bunu hani öncesinde de ben dergi çıkaracağım deyip de kafamıza göre bir şey yapmaktansa bir karar verip hani öncesinde bir taslak hazırlayıp böyle bir şey yapalım deyip diyebiliriz. Bunu düşünmek için böyle hani bu işi okulunu okumak böyle hani bunun üzerine harikalar yaratmak gerekmiyor. Elimizde hani olabildiğince çok dergiyi inceleyerek, olabildiğince çok kaynağı inceleyerek kendi kendimize bir tasarım fikri oluşturabiliriz. Çok daha farklı çalışmalar, daha da kaliteli çalışmalar çıkabilecektir diyorum ve
Diğer bir konuya geliyoruz, dergilerle ilgili lisans meselesi. En zor kısım bu Türkiye'de. Evet, en zor kısım bu. Ben bunu hani nasıl bahsetsem diye çok düşündüm. Şöyle, lisans dediğimiz şey iki farklı şekilde düşünmemiz gerekiyor lisans konusunu. Bir, kendi dergimizde kullandığımız yazılar veya fotoğraflar, illüstrasyonlar, görseller, bunların lisansı nasıl olmalı? Bir de bizim dergimizin lisansı nasıl olmalı? Buna karar vermek gerekiyor. Şimdi dervişin fikri neyse zikri oymuş. Ben buraya hep açık, paylaşıma izin veren lisansları yazdım. Hani bunları kabul etmek zorunda değilsiniz yani. Ben dergi yaptıktan sonra arkadaşım o kadar emek verdim, paylaşmayacağım bunu kimseyle diyebilirsiniz. Şimdi bir açıklık getirelim. Hani bu lisans kavramında, bu yani genel kamu lisansı, Creative Commons ya da Copyleft'te hani açık kaynak kodu şu demek. Derginizden yazdığınız bir yazı ya da benzeri bir şeyi sadece hani göstererek, genelde hani Creative Commons'da farklı noktaları var ama direkt kullanabilme yetkisine sahip olmak demek. Yani bir ürün üretiyorsunuz ve başkası hemen bunu alıp copy paste evet, de kendine kesinlikle. kullanabilir mi kullanamaz mı sorusunun Evet. cevabı bu lisans. Şimdi hani aldığımız bütün yazılar, eğer bir alıntı yapıyorsak o alıntıyı zaten mutlaka göstermek zorundayız nereden aldığımızı. Eğer bir çeviri yapıyorsak, çeviri bir yazı ekliyorsak dergimize, o çeviriyi nereden aldığımızı göstermek zorundayız. Şöyle göstermek zorundayız. Eğer aldığımız yazıların lisansı buna izin veriyorsa göstermek zorundayız. Eğer hani aldığım bir fotoğraf beğendim, işte bana ne lazım mesela? Top oynayan çocuklar lazım. Google'a açayım, görsellerden top oynayan çocuklar yazayım, bir fotoğraf çıksın, bunu alıp kullanayım diyemiyoruz. Eğer o fotoğrafın lisansı buna izin vermezse o fotoğrafı kullanma hakkımız yok. Eğer kullanırsak size telif hakları yasası uyarınca sizden hani ücret talep edebilirler veya hani bunun kullanılması, izinsiz kullanılmasından dolayı daha da büyük aşamalara ulaşabilir olay. Ama eğer kullandığınız bu görseller veya bu yazılar genel kamu lisansı, Creative Commons, Copyleft, bunlar hani kullanıma, paylaşıma izin veren lisanslardır. Bunlarla ilgili hani bunların hepsinin çeşidi var teker teker. Hepsi bir şeye izin verip bir şeye izin vermeme gibi durumları var. Ama genel olarak söyledikleri şey şu. Burada bir dergi var, bir yayın var. Burada bir yazı kullanılmış, bir fotoğraf kullanılmış. Bunu alıp kullanmak istiyorsunuz. Onun lisansına bakıyorsunuz. Eğer bu genel kamu lisansıyla GPL ile dağıtılıyorsa bu GPL size şunu söyler. Tamam, bunu beğendin mi? Kullanmak istiyor musun? Buyur, al kullan. Bununla ilgili hiçbir sorunum yok. Bunu seninle paylaşırım. Sadece istediğim tek bir şey var. İşte bunu kullanırken bunu nereden aldığını göster. Bir mutlaka kaynak belirt oraya. Sadece bunu bekliyorum senden der. Eğer hani bu sizin derginiz için de geçerlidir. Hani hazırlarsanız eğer bir e-dergi. Yine bu lisanslardan birini kullanarak ben bunu paylaşımı açıyorum diyebilirsiniz. Bu hani nasıl bir şeydir? Dergimi hazırladım. Dergimi ben bu lisans sayfasını açıyorum ve mesela artık GPL ile dağıtılıyor diye bir ibare koyuyorum dergim için. Bu dergi GPL ile dağıtılmaktadır diye. Ve bu saatten sonra sizin derginizde yer alan yazılar, fotoğraflar, başlık, ne bileyim işte bir kullandığınız illüstrasyon, hani size özgü olan, size ait olan ne varsa onu tekrar farklı kaynaklarda görebilirsiniz. Bunların aslında kendi içinde tabii ki kuralları var ve çok çeşitleri var. Sadece şöyle bir şey var. Eğer bir insan bunu sizden aldığı bir şeyi kullanacaksa bir kaynak göstermek zorunda. İkincisi, o da onu paylaşımı açmak zorunda. Hani bir de böyle bir ayrıntısı var. Ve eğer hani sizin yazınızı alıp da genel kamu lisansına bağlı olduğu için kullanmaya karar verdiyse, bundan sonra o kullanırken de onu kendisi GPL'e açmak zorunda. Yani direkt bu kullandığı takdirde bu kurala uyacağını beyan etmiş olur kendisi. Lisans konusu çok uzun bir mevzu. Gerçekten çok da karışık bir şey. Ama hani mümkün olduğunca özgün çalışmalarla eğer ortaya çıkılıyorsa zaten hani çok da böyle sorun yaratacak bir konu olmayabiliyor. Anladım. Hocam iki tane soru var. Aslında onları da ben size paylaşayım. Hani bunlar da biraz yönelim verebilir. Sorulardan biri diyor ki yani Google'dan herhangi bir fotoğraf bulduk ya da bir yazı bulduk.
Bunun lisansının ne olduğunu nasıl anlayabiliriz diye bir soru var. Nereden aldığınıza bağlı, mutlaka o fotoğraf, bulduğunuz Google'dan aldığınız bir fotoğraf, bir web sitesinden alınmış bir fotoğraftır. Ve o web sitesi üzerinde mutlaka bir açıklama vardır. O sayfanın en altında işte telif hakları sınırlıdır der. Veya bu web sitesindeki her şey Creative Commons'la işte lisanslanmıştır der. Aynen, ben de bir bağlantı verecektim. Tamam, tamam oldu. Bu tamamen hani o aldığınız şeyi, fotoğrafın veya aldığınız yazının bulunduğu yeri bulmanız gerekiyor. Onun kaynağına ulaşmak zorundasınız yani. Ama mesela şöyle bir şey var, Flickr diye bir site var, görsel arama sitesi. Oradan bulabilirsiniz. Orada arama yaptığınızda da çok basit bir şekilde hani üstüne tıklayarak böyle şey, onun lisansını öğrenebiliyorsunuz yani. Kullanıp kullanamayacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Yani mesela sitede böyle bir logo varsa orada diyor ki mesela örnek olarak diyor ki bu alıntı kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınız zaman ticari olmamak kaydıyla kullanabilirsiniz diyor. Evet. Yeni bir şey üretemezsiniz bundan diyor. Ekleme yapabilirsiniz. Benzeri şekilde yapabilirsiniz fakat bunu satamazsınız diyor. Şu dolar işareti demek. Satamazsınız diyor. Eşitliğini korumak zorundasınız diyor. Ve lisansı devam ettirmek zorundasınız gibi işaretler var. Bu işaretlerden aslında bazı çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Yani bazı siteler var. Burada yayınlanan her şey aslında Creative Commons'a denk geliyor. Oradan bulduğunuz her şeyi otomatik olarak buradan kullanabilirsiniz. Evet. Fazla da boğmayayım ben orayı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Bundan sonraki aşamada dergileri anlatacağım. Teker teker birkaç dergi örneğim var. Şöyle hani eğer yapılması, yapmayı düşünüyorsanız, uğraşmak istiyorsanız da dergide mümkün olduğunca çok örneği gözünüzün önüne getirmeniz gerekiyor. Basılı dergiler olur, e-dergiler olur. Ben takip ettiklerimden, sevdiklerimden birkaç tanesiyle paylaşmak istiyorum böyle sizinle. Bir tanesi tabii ki reklam yapmak lazım. Editörlüğünü yürüttüğüm Sudo, Ubuntu Türkiye'nin özgür yazılım dergisi. Özellikle bilişim, teknolojide öğretmen arkadaşlarım muhakkak ilgileneceklerdir. Kendileri bir göz atarlarsa çok memnun olurum. Daha doğrusu herkes bir göz atarsa çok memnun olurum. Çünkü bu dergide çalışan, görev alan insanlar gönüllülük esasına göre çalışıyorlar. Hiçbir şekilde maddi bir beklentimiz söz konusu değil. Tamamen bu işi sevdiğimiz için, Ubuntu'yu sevdiğimiz için bir dergi çıkarıyoruz. Dergiyi incelerseniz eğer gayet profesyonelce hazırlandığını görebilirsiniz. Ama buna karşın hani ücretsiz olarak dağıttığımız Creative Commons lisanslarından birini kullandığımız dergilerden bir tanesi bu. Bilişimle ilgili, Ubuntu'yla ilgili en azından bir fikir elde etmek için inceleyebileceğiniz bir dergi. Adresini yazdım. sudo.ubuntu.tr.net. Şu anda 53. sayıyı hazırlıyoruz biz. Hala çıkaramadık maalesef. Normalde ayın 15 ile 20'si arasında çıkardı ama şu an hala çıkmadı. Şu anda 1. sayıdan 52. sayıya kadar bütün sayılara ücretsiz olarak ulaşmanız mümkün bu dergiyle, bu adresle. İkinci örnek vermek istediğim dergi Gölge. Şimdi hani e-dergiler o kadar farklı ki böyle hani herkesin ilgi alanı neyse, herkes neyi değiştirmek istiyorsa, ne hakkında konuşmak istiyorsa, ne hakkında söyleyeceği bir şey varsa herkes e-dergi çıkarabiliyor. Gölge de edebiyat, sinema ve çizgi roman dergisi. Gölge bir blog üzerinden yayın yapıyor. gölgedergi.blogspot.com adresinden yayın yapan bir dergi. Benim imla denetimi noktasında ve de arada birkaç yazı göndererek bir parçası olduğum, beğendiğim bir dergidir. Gölge'nin şöyle bir özelliği var. Bu sitenin adresine giriyorsunuz, bloğuna giriyorsunuz. Burada her ayın birinde çıkar bu dergi. Her ayın birinde size iki tane alternatif sunar. Bunlardan bir tanesi dergiyi PDF şeklinde bilgisayarınıza indirme alternatifidir. İşte ben bir koleksiyonerim, bu derginin mutlaka elimin altında bulunmasını isterim diyenlerdenseniz eğer PDF şeklinde dergiyi bilgisayarınıza indirip okuyabiliyorsunuz. İkinci bir alternatif daha sunar, bu da Flash'tır. Flash'ı da issue.com diye başka bir site var ve bu siteye bu site üzerinden yayınlayarak her ay Flash olarak da okuyucularına sunan bir dergidir. Biz
Da bizim yaptığımız şey sadece PDF olarak yayınlamak ya da Google Docs üzerinden yayınlıyoruz online çevrim içi olarak ama flash kısmımız yok. Flash'ın güzellikleri var. Onu da şurada anlatayım. Bu da bantmark. Bu dergilerin hepsi ücretsiz dergidir bu arada. Yani e-dergidir hepsi. Hepsi ücretsizdir. Web sitelerinden ulaşabilirsiniz kendilerine. Bantmark da ayrı kültür sanat dergisidir. Benim en çok beğendiğim dergilerden biridir Türkiye'deki. Web sitesi üzerinden dergi seçeneğiyle birlikte karşınıza çıkar. Flash bir dergidir. Bu dergiyi bilgisayarınıza indirip de PDF olarak okuma şansınız yoktur. Sadece web sitesi üzerinden okuyabilirsiniz. Web sitesi üzerinden okuyabilirsiniz. Hani bu flash'ın ne farkı var PDF olarak indirmekten? Flash adı üstünde hareketlidir. Bu Bantmark dergisi mesela hani soldan sağa doğru bir akış içerisinde okuyabileceğiniz bir dergidir ama hani öyle dergiler var ki bir kitap sayfası, bir dergi sayfası çevirircesinin efektlerle birlikte yazılabilir, eklenebilir. Bir de mesela içine flash dergilerin içine video gömme özelliği vardır ki hani mesela bu kültür sanat dergisi işte Great Gatsby filminin bir fragmanı, ondan bahseden bir yazı, onun bir fragmanını hemen video olarak içine ekleyebiliyorlar. Bu da ayrı bir tat katıyor dergiye. Bunun haricinde ne vardı? Palas Pandras Fanzin diye bir dergi var. Bir edebiyat ve politika dergisi nispeten. Gene Palas Pandras Fanzin şeklinde yazarak bulabilirsiniz onu da. O da bir e-dergidir. Bunun haricinde mesela MTV MSNBC'nin çıkardığı Yer Gösterici diye bir dergi var. Yer Gösterici hani bir sinema dergisi, flash şeklinde. Onu da hani ücretsiz olarak görebilirsiniz. Bu dergilerin hepsini incelemek hani ayrı bir keyif verir insana gerçekten. Ve sürekli bunlar benim hani takip ettiğim dergiler olduğu için de burada paylaşmak istedim dijital yayıncılıktan bu kadar bahsederken. Bunlar e-yayınların takip edilebileceği ya da yayınlanabileceği adresler. Emojima'dan başlayalım. Bu sabah grubununmuş. Ben hani şimdi şunu söyleyelim hani bahsettiğimiz şey burada elektronik yayın, dijital yayın derken bahsettiğimiz şey işte National Geographic dergisinin iPad uygulaması, işte Atlas'ın Android uygulaması falan değil burada bahsettiğimiz olay. Ben hani sadece e-dergi, bunu bilgisayar üzerinden hani herkesin okuyabileceği dergilerden bahsetmek istedim sadece. Emecimo'da bütün sabah grubuna ait dergileri okuyabiliyorsunuz. Örnek sayfaları var. Buradaki dergiler tabii ki ücretli ama basılı dergilerden daha uygun fiyatları. Sadece sabah grubu dergileriyle sınırlı tutulmuş. Digimecmua da yine aynı şekilde dergileri satın alarak okuyabileceğiniz bir mecra. Ama işte ikisinin ayrı bir özelliği var. Dergiyi hazırladınız, bir derginiz var, hazırladınız derginize. Bunu yayınlamak istiyorsunuz, yayınladığınız bir web sitesi vesaire olur. Ama bununla birlikte daha çok insana hitap etmesini istiyorsanız, daha çok okuyucu kitlesine hitap etmesini istiyorsanız, Digimecmua'ya veya Issue'ya hani hesap oluşturarak orada derginizi orada yayınlayabilirsiniz. Orada yayınladığınız takdirde derginiz hemen flash şeklinde görünecektir. Yayınlama aşaması hani onu ücretlendirme gibi bir durum söz konusu değildir. İstediğiniz her şeyi yayınlayabilirsiniz orada. Biraz önce bahsettiğimiz o gölge edergi ve de Palas Pandras Fanzin İşu'da aynı zamanda yayınlanan dergilerdir mesela. Bu adresler aklınızda olsun. Çünkü mesela işu.com benim çok sık ziyaret ettiğim bir site. Aklınıza gelen herhangi bir şey, hani spor yazın arama kutusuna. Sporla ilgili size her dilde birçok kaynak sunacaktır. Dergiler, e-kitaplar, broşürler, her türlü kaynağı bulabilirsiniz içinde. O yüzden Digimecmua Bursa kökenli bir site. Burada da yine ücretli, ücretsiz her türlü yayın var. Kimler e-dergi çıkarabilir? Herkes çıkarabilir. E-dergi çıkarmak için bir sınırımız yok. Hani bu şu işi yapanlar bu işi yapar gibi bir şey söz konusu değil. Herkes dergi çıkarabiliyor, e-dergi çıkarabiliyor. Sadece iki gruba ihtiyacımız var. Bir yazar grubu olmalı, bir de tasarım grubu olmalı.
Yazar grubumuz şöyle diyelim, şu an katılımcılarımız kaç kişi? 44 kişi görünüyor. Doğru mudur? Hı-hı. Ben 44 kişi görüyorum. Biz burada şu anda hani büyük, evet, burada 44 kişiyiz. Bu 44 kişiden dese ki 8 kişi, evet hadi bir dergi çıkaralım. Tamam, ben yazı yazarım. İşte öğretmenlere yönelik, onların hani zevk alabileceği, onların eğlenebileceği, onların ilgi alanlarına hitap eden bir dergi çıkaralım dese, 8 kişiden, 8 kişilik bir yazar kadrosu çıkarsak, buradan bir 3 kişi de yani ben tasarımdan anlarım biraz, evet yapabiliriz, neden olmasın dese, hepimiz birlikte güzel bir ekip oluşturup Neşe öğretmenimin de söylediği gibi bir dergi çıkarabiliriz. Yani bu hani imkansız bir şey değil gerçekten. Hani lisanslarımız da hazır böyle. Bir blog, bir web sitesi üzerinden hemen kendi dergimizi yapabiliriz. Bunu yapmak böyle hani insanların gözünde büyüyor vesaire ama bir süre sonra işler rayına girince daha kolay olduğunu görebiliyorsunuz. Artık hani bir alışkanlık haline geliyor dergiyle uğraşmak, ona bir yazı vermek. O yüzden tamamen insanların isteğine kalmış, bireylerin isteğine kalmış bir çalışma olur diyorum. Okullarda ne gibi çalışmalar yapılabilir? Şimdi bu tamamen öğretmenin artık yaratıcılığına kalmış ama hani bilişim teknolojileri dersindeki bu uygulamalar, Publisher, Scribus üzerinden özellikle çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum ben. Hani biz nasıl ki böyle öğrencilerimizin işte programlama dilini öğrensinler, bir Scratch bilsinler istiyoruz veya bir komputasyonel düşünmeyi bilsinler istiyoruz. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin bir yandan bilişim becerilerini, bir yandan da estetik becerilerini geliştirecek şekilde bu tasarım çalışmalarına da yönlenmesini sağlayabiliriz. İkinci benim aklıma gelen bir çalışma da, ki bu benim hayalim, bir Türkçe öğretmeni olduğum için genelde Türkçe öğretmenlerinden bir beklentidir. Bir okul gazetesi, bir okul dergisi istenir. Bu okul gazetesini, okul dergisini elektronik dergi şeklinde, elektronik gazete şeklinde yapmak çok da zor değil. Tamamen öğrencilerin kendi çalışmalarından oluşan, kendi yazıları, şiirleri, onların çektiği fotoğraflar, onların yaptığı röportajlar, tamamen bunlardan oluşan, bunların öğrencilerimizin oluşturduğu bir ekip tarafından sunulan, aynı zamanda hani tasarım aşamasında da yine onların görev alabileceği bir dergi yayımlanabilir. Bu dergide öğretmen sadece rehber olarak hani onlara bir yol gösterme açısından yardımcı olabilir. Ve eğer varsa da okulun web sitesinde böyle bir derginin hani yayımlanması gerçekten hem öğrenciler için hem de okul için çok güzel bir çalışma olacaktır. Özellikle öğrenciler için yani şöyle Sulu'daki hani yaşadığım duyguları anlatarak hani söyleyebilirim. Ben 30 yaşındayım ve ben her ay Sulu çıktıktan sonra çocuklar gibi seviniyorum gerçekten. Çünkü elimde benim bütün ay boyunca çalıştığım, uğraştığım bir bütün halinde gerçekten zaman verdiğim, gerçekten emek verdiğim bir çalışma oluyor ve bu bana gerçekten büyük bir haz yaşatıyor. Bunu bir de öğrencilerin gözünden düşünün. Öğrenci bunun için uğraşacak, bir emek sarf edecek, o emeğin sonucunda ortaya bir bütün çıkacak. O bütünün içinde arkadaşları da var, kendisi de var, bunu görecek. Bu çalışmalar yapılırken işte kendisi görev alacak ve o derginin çıkmasında bir payı olduğunu bilecek. Böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten de imkanı öğretmen arkadaşım varsa ki vardır, hatta belki yapanlar da vardır. Hatta yani böyle bir uygulamanın çok daha keyifli, çok da güzel olacağını düşünüyorum öğrenciler ve öğretmenler için. Benim söyleyeceklerim dijital yayıncılıkla ilgili bu kadar. Eğer varsa sorunuz, söylemek istediklerim. Birkaç soru var, aralarda sordum ama ek birkaç soru daha vardı. Onları hani zamanı gelince soralım diye beklettim. Bunlardan bir tanesi Esin Burcu hocamın bu lisanslama ile ilgili bir şey. Diyor ki bir blog sayfam var diyor. Hani bu e-dergi de olabilirdi. Kendime ait yazılar ve benzeri şeyler yayınlıyorum diyor. Yazılarıma kimi zaman netten resmini ekliyorum. Yazılarımın tamamının bana ait olduğunu nasıl tescilleyebilirim? Ayrıca kullandığım resimlere kaynak belirtmiyorum demiş. Bu bana bazen etik gelmiyor. Bu konuda ne yapabilirim demiş. Kullandığınız resimleri
Değiştirebilirsiniz. Resimler, şimdi bir bloğum var. Hani bu bloğu kimse okuyan 3-5 kişi var diye düşünmeyeceğiz tabii ki yani. Hani o insanların sahiplerinin hani o izninin mutlaka alınması lazım. O görseller eğer lisanslıysa, hani izin verilmiyorsa, copyrightlıysa o zaman onları kullanmamayı tercih edeceğiz. Yazılarınızın size ait olduğunu nasıl tescilleyebilirsiniz? Bu Creative Commons'ı gördünüz biraz önce, birkaç tane, 7-8 tane galiba farklı çeşidi var orada. Onların ikonlarından bir tanesini sitenize ekleyerek o yazıların size ait olduğunu ve bunların paylaşılabileceğini bu şekilde lisanslayabilirsiniz kendiniz. Görseller için de benzer bir yol izleyebilirsiniz. Eğer hani lisansı izin vermeyen görsellerle karşı karşıyaysanız, o zaman ona uygun lisansı uygun olan görselleri tercih etmeniz gerekecek. Sanırım Flickr'da böyle bir şey var. Hani lisansın uygun olmadığını görebiliyorsunuz. Mesela oradan seçim yapılabilir. Ararken zaten arama yaparken bile soruyor yani Flickr. O yüzden çok daha kullanışlı. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İnşallah Esin Burcu öğretmenimin sorusuna cevap olmuştur. Bir başka soruda Hayri Bey'in, Hayri Özenli'nin demiş ki kendisi, okullara dijital kütüphane kurmamız gereklidir diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne tavsiye edersiniz demiş. Ya da öğrencilere ne yapmak lazım ki bu dijital yayınları daha rahat erişebilsinler? Kütüphane mi yoksa başka bir çözüm mü? Yani dijital kütüphane evet olabilir. Şimdi dürüst olmak lazım. Hani bu akıllı tahtadır, tablet uygulamasıdır. Bunlar çıktı ve ben şu an bunlarda ne durumdayız bilmiyorum. Hani benim okuluma bunların hiçbiri gelmedi daha. O yüzden bunlarla ilgili bir şey söyleyemem. Sadece evet, öğrencilerimize eğer imkanımız varsa bir bilgisayar laboratuvarı gibi bir laboratuvarımız varsa, işte öğrencilerimize sunabileceğimiz böyle bir alan varsa, dijital kütüphane, dijital yayın dijital yayınların bulunduğu bir kütüphane tabii ki çok da güzel olur. Olması gerekiyor mu? İlle gerekiyor diye bir şey yok. Ama şansımız varsa, yani fırsatımız varsa çok da güzel olacaktır. Bir soru daha var. Aslında iki soru yine benzer bir şekilde. Kendi yazı ve görsellerimizin teklif haklarını nasıl alabiliriz diye sormuş. Hocam Aynur öğretmenim. Aynur hocamız öğretmenim. Siz yazı ve görsellerinizin telif hakkını almak istiyorsunuz. Yani bunların kullanılmasını istemiyorsunuz başka insanlar tarafından. Herhalde böyle olmuş gibi. Anladığım kadarıyla bundan dolayı telif hakkını almak istiyor. Telif hakkını almak istiyorsanız eğer bunun yasal prosedürü var. Bu prosedürleri izlemeniz gerekiyor. Çok detaylarını bilmiyorum dürüst olmak gerekirse. Ama eseri, yazdığınız eseri, o telif haklarını bir telif hakları yasasına uygun olarak dilekçeyle birlikte kanıtlamanız gerekecek. İşte gerekli kurumlara başvurarak ve ondan sonra da işte ben bu o kurum tarafından onaylanırsa, o zaman lisansınızı copyright lisans telif haklarını saklayacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Yani bunun yasal bir prosedürü var. Hani paylaşmak istemiyorum diyorsanız. Ufuk öğretmenim demiş ki, görev yaptığım okulda okul dergimizi ve okul gazetemizi okul TV'sine yayınlıyoruz. Ayrıca web sayfamızı da paylaşıyoruz demiş. Gayet güzel okul televizyonu. Herhalde kapalı devre bir yayın var ve oradan yayınlıyor diyorum. Aslında biliyorum hocamı da yine de şey yapayım. Ne kadar güzel o zaman, ne kadar evet, şanslı. Çok güzel. Kendisi ayrıca bildiğim kadarıyla hani iki farklı sistemi var. Hani öğretmenlere farklı yayınlıyor, öğrencilere farklı yayınlayabiliyor. Böyle de güzel bir şey. Yani böylece birbirlerine karıştırmıyor. Evet. Umarım sizin o taraflara da gelişim haline de bu sistem. Ya da Ufuk öğretmenimi oraya transferdiniz. Biz daha kara tasayı bırakamadık yani. Çok sevindim. Evet. Şimdi mesela siz dergi yayınlıyorsunuz, dijital dergi ve belki de bunu Flash platformuna aktaracaksınız ve orada bazen video yayınlamanız gerekiyor varsayalım. Bu videoları hani seçerken mi bu Creative Commons lisansına dikkat ediyorsunuz, yoksa hani bunda bir kıstası var mı? Hani videonun %5'ini yayınlarsanız sorun çıkmaz gibi bir şey de var mı? Yani biraz uzmanlık sorusu sorayım. Bu evet çok zor bir soru. Açıkçası videolar konusunda bilmiyorum. Bu yine paylaşımı açılma ile ilgili bir şey. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Eğer
görseniz copyright'ı kaçın ondan. Yani hani bu, eğer orada videonun üzerinde bir yerde bir copyright görüyorsanız o dergi artık paylaşılmayacak demektir. O derginin paylaşımına izin verilmiyor demektir kesinlikle. Ya yasal olarak yazı yazarak izin almanız gerekmekte ve bu izin sonrasında işte dediğim gibi sizden bir ücret talep edilebilir veya farklı beklentiler olabilir, her neyse. Ya da bu videonun, kullanacağınız videonun dağıtıma izin vermesi, paylaşmaya izin vermesi gerekmekte. Evet, mesela benim bildiğim YouTube'da hani yüklerken hani Creative Commons lisansı geçerli orada da. Hani copyright'ta da başkasına ait olan bir şey isteseniz de yayınlayamıyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla YouTube bunu şey yapıyor, hani kişi isterse hani bu lisansının azaltmasını da arttırmasını sağlayabiliyor. YouTube'un altında öyle bir lisansla ilgili sıkıntı görüyorsanız copyright'la ilgili oradan direkt hani bilgi edinebilirsiniz. Eğer görmüyorsanız muhtemelen bu başka taraflarda YouTube amblemiyle yayınlanabilir bir lisans oluyor bildiğim kadarıyla. Yani sırf YouTube için geçerli, ama başka bir yerde bir geçerliği varsa sorun çıkartıyor. Bu arada tebrik mesajları geliyor. Onları hızlıca geçiyorum. Yani güzel bir sunum oldu, farklı bir sunum oldu belirtiyorlar. Akıcı konuşmasınız için teşekkür ediyorlar. Onun dışında ben bakıyorum notlarıma. Yine benzeri sorular var. Hep yani lisanslama ile ilgili sorular var. Peki bir şey soracağım size. Bunu hani gerçek maliyeti ne? Yani insanların bunu hani harcadığı emek dışında başka bir ek maliyeti var mı? Ya da hani ek maliyet gelince daha mı iyi bir sonuç çıkıyor ortaya? Yani öyle bir şey var mı? Dergiler için mi konuşuyoruz şu anda? Evet, dergiler için konuşuyoruz. Bunun maliyeti var mı? Yani bunun bir maliyeti... insan maliyeti var, onu biliyorum. Hani sonuçta evet, siz bir emek sarf ediyorsunuz. İnsan maliyeti var. İnsanların evet, insanların verdikleri bir emek var. Onun dışında şöyle söyleyeyim, tamamen bireysel olarak bireysel çabalarla hazırlanan bir dergi, hani Sudo bizim hazırladığımız dergi. Bunun üzerinden örnek verebilirim ben size. Bu hani bize hiçbir şekilde maliyeti olmayan bir dergi. Hiçbir şekilde bunu kullanmıyoruz. Sadece işte kiraladığımız bir sunucu varsa web sitesi üzerinde kullandığımız, hani o da genel olarak bütün sitenin kullandığı bir sunucu. Belki onun kira parası gibi bir şey olabilir. Onun haricinde hiçbir maliyetimiz yok. Sadece hani kullandığımız bilgisayardaki elektrik parası falan, yani hani böyle çok böyle maliyeti söz konusu değil. Hani o yüzden diyorum, böyle herkesin gerçekten uğraşabileceği, çalışabileceği bir alan yani bu. Anladığım kadarıyla sadece aslında iş gücü, emek en fazla kullanılıyor. Evet, yani yani zaman ayırmanız gerekiyor bunun için, böyle hani bir zamanınızın olması gerekiyor. Dergide neler yapılacağına karar vermeniz gerekiyor. Onun için yazı yazmanız gerekiyor. Yazıların toplanması gerekiyor. Bunların hepsi böyle insanların zamanını çalan ve gerçekten hani bir kıyıdan köşeden zaman arttırarak yaptıkları şeyler. Hani ben sabahtan okula gidiyorum, öğleden sonra hep evdeyim. Benim çok diğer arkadaşlarıma göre daha geniş zamanlarım var dergiyle uğraşmak için. Ama çok böyle iki arada bir derede bu bize katkı sağlamaya çalışan insanlar da var. Tamamen emek vermekle ilgili yani. Şimdi dijital olmasının en büyük avantajı şu bildiğim kadarıyla, hani dijital bir iz bırakıyorsunuz arkanızda ve bu iz aslında size hep takip ediyor ve bir şekilde yazılarınız, paylaştığınız şeyler, oluşturduğunuz ürünler daha fazla okunuyor ve daha fazla takip ediliyor. Diğer türlü birçok müdür arkadaşımız ya da öğretmen arkadaşımız dergi ya da okul gazetesi çıkartmıştır, aslında bir şekilde onlar havada kalıyor. Yani bir kere 50 kişiye ulaşıyorsa artık daha fazla bir kişiye ulaşmıyor ve yok olup gidiyor. Bu dijital dergiler aslında o 50 kişiye ulaştıktan sonra da orada durmaya devam ediyor. Ve insanlar daha sonra tekrar ulaşabiliyorlar. Google sayesinde tekrar onları bulabiliyorlar. Evet. Daha farklı şey oluyor. Farklı platformlar var dediği gibi hocamın, Ceren hocamın. Hani bazıları daha görsel, bazıları daha farklı platformlar. Daha interaktif olanlar var, daha statik olanlar var. Bu tamamen anladığım kadarıyla yapan grubun tercihiyle oluyor ya da ihtiyaçları yönelik çalışmalar oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bilgiler içeren bir sunum oldu. Tam hani dediğimiz gibi farklı bir konu, farklı bir konuşmacı, uzaklardan bize destek veren Ceren hocam, çok sağ olsun. Ne kadar Windows'u sevmese de evet, sevmiyorum. Yok, çok yani tercih meselesi tamamen.
Bu markalaşma ile ilgili bir şey bu. Umarım hani daha fazla açık kaynak kodlu, daha fazla herkesin paylaşımına izin verecek programlar ya da çalışmalar olur. Bizi daha çok geliştirecek her türlü şeye açığız. Çok teşekkür ediyorum Ben Cemil teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanım. Yani hiç bilgisayar aslında yakın bir ilişkisi olmayan bir Türkçe edebiyat, hani hangisini tercih ederseniz öğretmeninin önayak olduğu, oluşturduğu, editörünün yaptığı bir dergiden ve dergi yapım sürecinden bahsettik. Haftaya başka bir konuk ve konuşmacı ile tekrar buluşacağız. Umarım sizin için faydalı bir çalışma olmuştur. En Olmuştur son bence. şöyle bir mesaj yazmış. Dijital devrimin neferlerine selam demiş. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Başka bir konuşma Mer. konuyla tekrar buluşmak üzere. Ceren Hanım'a tekrar teşekkür ediyoruz. Bize oralara selam götürsün inşallah. Kendinize iyi bakın.